Arzu, Efendim. Tolga'ya bakıp demedin mi sen? Yani ben Tolga'nın Mami ile çalışmasında Antonio ile yaşadığım sıkıntıyı yaşayacağım diye bekledim. Evet. Ama onlar bayağı rahat gittiler. Mami gayet iyi götürüyor dedi. Vaziyet doğru alalım. Dedi. Yani Antonio ile geçirdiğin bu haftaki takım çalışmasında sıkıntı yaşadığını dile getirdin. Okey, olabilir. Burak. Gayet normal. Herkesten beklerdim Öykü Hanım. Sizden beklemezdim. Ay, ulu orta söyledim ben bir şey. Ama yok yok. Doğru yani. Doğru. Zaten ben zaten bir şey yok. Bizim... Ben daha güzel bir şeyden ya Öykü Hanım. Ben burada heyecanlandım boş yerine. Yo, dahası vardı onu ben söylemeyeyim. Efendim Mami. Ben hatırlıyorum. Murat'a çok ben teşekkür de hatırlıyorum. Etmek istiyorum. Kime? Murat'a. Neden? Ya yemek kremuzu beğendi. Ben çok korktum ondan. Bir de ağzını da çıkarmadı. Öyle hoşuma gitti ki. Gerçekten çok sağ ol. Murat ya, hala oradayız. Döndük yani. Ne bileyim. Muhammed. Ben korkuyorum. Oraya gittiğin zaman ben böyle bir geri çekileyim böyle. Bakalım ne yap. Güzel yap Muhammed. Ben de iyiyim işte. Bak güzel yapmışsın ya. Evet çok sağ ol ya. Bak çok mutlu ettim gerçekten. Bana bir şey yani arkadaşlar sana bir şey şey yapamaya da sevdiremiyor da onun için. Peki Ayten'le devam edelim. Takım değiştirmeyle ilgili Kadir'le ortak bir paydanız var. Değil mi? Evet yani. Nedir evet. Bu? İkiniz de bir takım değiştirdiniz, bireyseli kazandınız. Evet. Takım oyununda kazanıp ve takım değiştirdiniz ve bunun bir şekilde bir sorumluluğu üstünüze yapışıyor ve bütün hafta taşımak kesinlikle hatta seninki o hala devam ediyor. Aynen. Hala. Bu aslında iyi bir şey, avantaj olmakla birlikte dezavantaj da olabilir. Çağları takımına kuvvetlendirmek istediğin için evet, aldın. Evet, onun için kadir aldım. Ne oldu? Furkan'ı mı gönderdin oldun? Furkan'ı değiştirdim. Sonra evet takımı strateji yaptım. Düşündüm o anda. İki kişi dedim hatta iki kişi de aklım var ama hangisini alsam. Sonra işte Çağlar'ı takıma çağırdım. Furkan burada mor takıma geçti. Ve tepki görüyorsun ama değil tepki mi? Tepki görüyorum. O gün de tepki gördüm. Ertesi gün Furkan elenince ki elemeye hep beraber girdik. Ben de elemedeydim o gün. Hı. Eleme standında hep beraber yarıştık. Furkan gitti. Ama hala Furkan'ı gönderdim, Furkan'ı gönderdim, Furkan'ı yedin. Ben üzülmedim mi Furkan gittiğinde? Ben de bunu düşündüm kendimce. Hani ben gönderdiğim için mi gitti diye ben de düşündüm. Hani kendimi ben de yargıladım. Ama bunun hani üzerine insanın yapışmasını şu an şeye de aynı şeyi yapıyorlar. Kadir'e de aynı şeyi. Elbette strateji yapacak. Elbette kendince en güçlü gördüğü veya başkasının oyununu bozmak için bir şeyler yapacak. Kadir Dilan meselesi de bu. Evet işte uzadı. Dilan da diyor mesela çok uzadı bu mesele. Evet uzuyor işte. Uzadıkça uzuyor. Ben hala bak kaç hafta geçti hala benimkini söylüyorlar. Evet. Dilan. Dilan elenmedi. Konuyu kapatmak istediğine emin misin? Yok Dilan elenmedi tabii. Eminim gerçekten eminim artık. Bunun ama şöyle de bir ya kulaklarımla duyduğum için ve şahit olduğum için söylüyorum. Tabii ki. Şimdi onu isteyip de yani gerçekten kapansın bu konu deyip de yani takım değiştirme için birinci olursam ve takım değiştirirsem kendini yeşil takıma dahil edin. Yeşil takıma gitmek isterim diyorsun. Çünkü Kadir'e kendimi ispatlamam gerekir. Kendimi burada evet konuştuğumuz konuyu söyledin. Evet birçok sohbet. Niye böyle bir derdin var senin? Bir derdim yok aslında. Sabah konuşulan konu üzerine bugün Çağlar da aslında bu muhabbetin içerisindeydi. Yeşil takım direkt ön plana çıktı o anda. Çağlar direkt yeşil takımla alakalı Dilan herhalde buraya gelmek istiyormuş gibi. Orada aslında net bir şey konuşulmadı. Hani benim duyduğum kadarıyla en azından net bir şey konuşulmadı. En son duyduğum oydu. Çağlar dedi ki hani Dilan buraya geri gelse işte ben de tekrar oraya geri gitsem ben de isterim olur dedim. Yani o anda o yeşil takım değil turuncu da olsaydı evet isterim olur olacaktı benim gözümde. Ya başından çünkü, sağlamak için mi söyledin? Biraz öyle oldu açıkçası çünkü artık konunun kapanmasını istedim. Böyle ama oldu. Yani Kadir'e kendimi ispatlamam gerekir de o konuda o sabah... O cümlenin devamı değil. Yok o cümlenin devamı o gün yani sabah orada olmadı. Daha sonrasında biz burada yemek yapılırken kendi aramızda konuşuyorduk. Aa, sabahtan bahsetmiyorum şurada duyduğum. Evet evet burada duyduğum. Burada duyduğum. Ben de Kadir yanımdaydı tekrardan. Biz yine Ruhu Şahlar'la farklı kendi kafamızdaki stratejilerden bahsederken sol tarafımda da Kadir vardı. Ben de aslında yan tarafa laf attım sadece hani Kadir'le. Kadir'i alacağım falan işte birinci olursam ya da işte tekrardan yeşil takıma gideceğim işte kendimi ispat etmek istiyorum falan gibi bir cümle kullandım evet ama bunun hani olabilir olmayabilir. Ben mi yanılıyorum? Konuyu kapatmak isteyen böyle bir cümle kurar mı? Ben mi yanlış yok yanılmak değil Öykü Hanım bu şimdi alakası yok. Sizin oradan gelir gelmez. Birçok şeyle alakalı konuştum zaten ben bunun arkasındayım ama yani burada sadece öylesine genel olarak bir şey konuşuldu. Ağzımdan çıkanlara bir dahakine daha dikkat ederim. Ama ya gerçek işte, anlamda konunun kapanmasını istiyorum. Yani eğer konu kapanmasını geliyor, yeşile niye gideyim ki orada zaten kalmışım. Bir daha niye gitmek evet, isteyeyim ki dersin. Evet aslında hani takılma gibi bir şey söz konusuydu orada yani. Ya, işte yanlış anlaşılıyor. Dolayısıyla evet, konuyu uzatmamak istiyorsanız doğru, o konuyu doğru, evet. Başka bundan türlü sonra, ifade evet, söylediklerime gerek. Daha dikkatli olacağım. Kadir var mı söylemesin yani şey? Benim kendi nezdimde. Bu konuyla ilgili mi? Yani ne diyeyim? Var Öykü Hanım. Mesela bir konu
konu nasıl kapatılır'a bir örnek alabiliriz. Şöyle kapatılabilir. Gücü olan kazansın, istediğini yapsın. Peki. Ayten, senin Murat'la aynı takımda olmak gibi bir... Cüneyim, hoşça geldik. Aman diyeyim ya. Var mı? Yok, yok. Yok. Onun şakasına söylüyorum. Peki ama yani bize sürprizler hazırladığına dair bir... Tabii sürprizler, evet. Detay yakaladım orada. Eğer inşallah ben birinci olurum. Şok olacak. Çok güzel sürprizler. Ne yapacaksın Ayten, anlatsana. Yok, söylemem. Ne yapacağımı söyle. Başka takımı alacaksın Ayten. Ne yapacaksın? Kendimizi değiştiremiyoruz. Ne kadar şok olabiliriz. Ama kendimizi değiştiremiyoruz. Böyle yarışma hararet içerisinde böyle yapıyorsun. Arkandan bir ses geliyor. Ayten Hanım diye. Ayten Hanım. Murat için. Bunu duymak istiyorum. Berat'ı değiştiriyormuş değil mi? Ya şok edecek planlar var demek yani. Evet, evet var. Peki kazanmak istiyor musunuz yeşil takım siz? Evet. Hepiniz mi kazanacaksınız? Hangisini? Bireysel. Hepsini. İlk bireysel. Dokunulmazda zaten istersiniz de. Geçen hafta iki kişi çıktık. Bu hafta hedefimiz üç. Üç. Arkadaşlar geçmiş olsun. Okay. Burada haftayı tamamladık. Daha zor bir kısım geliyor. Gergin geçirdiğinizi biliyorum hafta sonunu. Takımlara başarılar diliyorum. Umarım birbirinize destek olursunuz. Orada iki dokunulmazlık var. Hak eden kazansın. İnşallah. Gerçekten emeğiyle kazanıyor o dokunulmazlıkları takımlar. Onun dışında bir takım değiştirme gibi önemli ve stratejik bir hakkınız var. Onu değerlendireceksiniz. En son bireyselde ise herkes tek başına diyoruz ve kimi uğurlayacağımızı bilmiyoruz. Yolu açık olsun diyoruz şimdiden. İçinizden biriyle vedalaşmış olacağız biz buraya tekrar geldiğimizde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.